Bon TV Ana Haber Bülteni'nden herkese iyi akşamlar efendim. Günün öne çıkan haberleriyle karşınızdayız. Evet, bugün 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümü. Darbe girişiminde şehit olanlar bütün yurtta olduğu gibi Çanakkale'de de anıldı. Çanakkale'deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü programı şehitliklerde düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü dolayısıyla bütün yurtta olduğu gibi Çanakkale'de de tören düzenlendi. Çanakkale'deki törenler sabah şehitliklerde yapıldı. Darbe girişiminde Ömer Halis Demir'i arayıp şehadet emri vererek gecenin akışını değiştiren dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, Çanakkale'de Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenine katıldı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'nın da katıldığı tören, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. 15 Temmuz'da gösterdiği duruşta efsaneleşen ve şu an Çanakkale'de 2. Kolordu Komutanlığı bünyesinde bulunan Kor General Zekai Aksakallı ile Çanakkale Valisi Orhan Tavlı şehitliklere karanfil bıraktı. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Merkez ve Çardak Beldesi şehitliği ziyaret edildi. Ziyarette Lapseki Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı makamları adına çelenk sunumu sonrası bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehitlik ziyaretinde ayrıca Kur'an-ı Kerim tilavet edildi. Lapseki Müftüsü İbrahim Sezgin tarafından şehit ve gaziler adına yapılan duaların akabinde şehitlik anıtına çiçek sunumu yapıldı. Törene Kaymakam Tahir Şahin, belediye başkanları, idari ve mülki amirlerle siyasiler katıldı. Sınırlı sorumlu Kepez Beldesi Balıkçılar Kooperatifi üyeleri bir yandan teknelerini yeni av sezonuna hazırlarken, bir yandan da Kepez Limanı'nın öbür yanına kurulması müjdesi verilen balıkçı barınağının çalışmalarının başlamasını bekliyor. Kooperatif üyeleri kendilerine ayrılan alanında yılın bu ayında teknelerinin yıllık bakımlarını yapıyorlar. Kepez Balıkçılar Kooperatifi üyelerinin teknelerini bağladıkları alan artık onlara yeterli gelmiyor. Kooperatifin üye sayısı artarken tekne bağlayacak alanda kalmıyor. Sınırlı sorumlu Kepez Beldesi Balıkçılar Kooperatifi 2. Başkanı Cahit Arıyer, kooperatif sorunlarını Ton Haber'e anlattı. Arıyer, kooperatif üyelerinin en sıkıntılarından birinin bürokratik işlemler olduğunu ifade ederek, avlanmak için tezkere almak bile 2 aylık bir süreç gerektiriyor. Bu işlemler hızlandırılmalı dedi. En büyük zorluk bizde bürokrasi. Bizim istediğimiz tek şey bürokraside biraz da azalması balıkçı arkadaşlarımızdan. Bir evrak yaptırırken 20 gün sürüyor. Bir balıkçı avlanma tezkeresi almak 20 gün sürüyor. Arıyer en büyük sorunlarının ise Kepez Limanı'nın öbür yanına yapılması sözü aldıkları 400 tekne bağlama kapasiteli balıkçı barınağı olduğunu ifade ederek balıkçı barınağı bir an önce bize söz verildiği gibi yapılmalı dedi. Bu alan bizim için yeterli değil. Buraya büyüklerimiz geldiğinde bize söz verdiler. Balıkçı barınağı yapılacak diye 400 teknelik. Şu an için herhangi bir faaliyet daha gösterilmedi. Fakat büyüklerimizin sözüne güveniyoruz. Bunu yapacaklarınıza da eminiz. Bütün arkadaşlarımıza da bunu devamlı söylüyoruz. Yani ne zaman yapılacağı konusunda da bir bilginiz yok. Bilginiz yok. Peki. Çanakkale'nin Çan ilçesinde 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Çanlı şehitlerin ailelerine Çan Belediyesi tarafından düzenlenen programda yemek verildi. Yemek programına Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cengiz Mete Yavuz, savcı, hakimler ve şehit aileleri katıldı. Program yemekle başlarken Çan İlçe Müftüsü Mustafa Korkmaz'ın duasıyla devam etti. Daha sonra ise protokol konuşmalarına geçildi. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz yaptığı konuşmada, "Allah bir daha bu millete 15 Temmuzlar yaşatmasın, tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ise şehitlerimize rahmet dilerken, "Korkmadan, yılmadan vatan müdafasına devam ederek hainlere geçit vermeyeceğiz" dedi. Program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için lastik botla denize açılan 31 kaçak sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesi İdeli Burun mevkii açıklarında bir grubun lastik botla Midilli Adası istikametine gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 6 bot komutanlığınca kıyıdan 1 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Kongo ve Filistin uyruklu 31 kaçak yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirilen kaçaklara burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki yabancıları geri gönderme merkezine teslim edildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bugün resmi tatildi. 3 günlük hafta sonu tatilini Ege ve Akdeniz'de geçirenler dönüş yolculuğunda Çanakkale Feribot İskelesi'nde uzun kuyruklar oluşturdu. Evet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması dolayısıyla hafta sonu tatili bir gün uzadı. Çoğunlukla İstanbul ve civar illerde yaşayanlar 3 günlük tatili değerlendirmek için cuma akşamından itibaren Anadolu'nun sahil kesimindeki illerde bulunan plaj ve tatil yerlerine akın etti. Dönüş yolundaysa uzun araç kuyrukları oluştu efendim. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması dolayısıyla hafta sonu tatil bir gün daha uzadı. Çoğunlukla İstanbul ve civar illerde yaşayanlar 3 günlük tatili değerlendirmek için cuma akşamından itibaren Anadolu'nun sahil kesimindeki illerde bulunan plaj ve tatil yerlerine akın etti. Tatilin son günü Avrupa yakasına doğru dönüşe geçen tatilciler Çanakkale Feribot İskelesi'nde kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Araç kuyruğu dolayısıyla bazı yol güzergahlarının tek yönlü trafik akışı verilmesinden dolayı şehir içinde de uzun araç kuyrukları oluştu. Gün boyu Gestaş feribotları doldur boşalt usulü çalıştı. Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinde bir kız çocuğunun üzerine kaza sonucu sıcak su döküldü. Vücudunda ileri derecede yanıklar oluşan 2 yaşındaki kız çocuğu ambulans helikopterle İstanbul Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Ayvacık Küçükkuyu'da yaşanan talihsiz kaza sonucu 2 yaşında kız çocuğunda sıcak su dökülmesiyle ileri derecede yanık meydana gelmiştir. Sağlık ekiplerimiz ilk müdahalesini yaparak hastayı İstanbul Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'ne helikopter ambulansla sevk edilmiştir denildi. Evet, sihirli dünyalara açılan kapılar ve bilime yolculuk yaz bilim kampı sona erdi. TÜBİTAK projesi olan Yaz Bilim Kampı'nın sertifika töreni bir otelde yapıldı. Konaklamalı 6'şer günlük programlarla 3 dönem olarak Çanakkale'de gerçekleştirilen Küçükkuyu, Biga, Eceabat, Ezine, Lapseki, Ayvacık ilçelerinde öğrenim gören 12 yaş grubu 20 öğrencinin katılımlarıyla tamamlandı. Projede kamp etkinliklerinde yaş grubu dikkate alınarak ana yerleşkenin Çanakkale Özel Koleji olduğunu, Çömü Terzioğlu ve Eğitim Fakültesi yerleşkesinin tüm eğitim alanlarıyla Çanakkale ilinin doğal ve kültürel kaynaklı eğitim ortamları ve Astrofizik Araştırma Merkezi Ulupınar Gözlemevi de eğitim amaçlı kullanıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Çanakkale Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde darbe girişimi gecesi ajansların çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılında şehitleri anma ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde darbe akşamında ajansların çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı. Sergide 40'ın üzerinde fotoğraf yer alıyor. 15 Temmuz fotoğraf sergisi 19 Temmuz'a kadar Çanakkale Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde gezilebilecek. Çardak Belediyesi Spor Kulübü ile 1915 Çanakkale Spor Kulübü görme engelliler futsal takımı arasında empati maçı yapıldı. Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde yer alan futbol sahasında gerçekleşen organizasyonda Çardak Belde Belediye Başkanı Metin Semerci sahada kaptan olarak görev aldı. Semerci maç sonrası yaptığı değerlendirmede bugün Çardak Spor Kulübü sporcularımızla birlikte
1915 Çanakkale Spor Kulübü Görme Engelliler Futsal takımına karşı mücadele ettik. Bu maçta sporcularımızla beraber empati yapma imkanı bulduk. Bu maçta sadece dostluk kazandı dedi. Lapseki Belediyesi ile bir doğalgaz dağıtım şirketi arasında eksik kalan protokol imzalandı. Lapseki Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'la bir doğalgaz dağıtım şirketi arasında karşılıklı imzalar atıldı. Yılmaz konuyla ilgili yaptığı bilgilendirmede Lapseki'de doğalgazı eksik kalan mahallelerimizde 2019 yılı içerisinde çalışmaların başlaması ve en kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Böylece hem vatandaşlarımızın talepleri karşılanmış olacak hem de hava kirliliği azalacak dedi. Evet, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri organizatörlüğünde ve Çanakkale Valiliği'nin destekleriyle madenciler Çanakkale'de bir araya geldi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Troya Kültür Merkezi'nde madencilik sektörünün önemi ve Türkiye ekonomisine katkıları konulu bir toplantı gerçekleşti. Toplantı İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri organizatörlüğünde Çanakkale Valiliği'nin katkılarıyla düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Tahir Şahin, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Başkanı Aydın Dinçer, Çanakkale Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Naci Tülek, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı. Toplantıda konuşan Çanakkale Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Naci Tülek, Çanakkale Madenciler Derneği adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Son günlerde çeşitli çevreler tarafından madencilerin doğayı katleden, çevreyi kirleten, ağaçları kesen vatan hainleri gibi gösterilmesini, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesini ve yönlendirilmesini kınıyor, ilgili ve yetkililerin bu konuda desteklerini bekliyor ve talep ediyoruz dedi. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 300'e yakın modifiyeli araç drift gösterisi için bir araya geldi. Yıkılan eski ilçe tarım müdürlüğü önünde gerçekleşen organizasyonda araç sürücüleri özel olarak hazırlanan pist alanına girerek hünerlerini sergiledi. Organizasyona başkanlık eden İlkay Demircan, Çanakkale'nin yanı sıra Bursa, Bandırma, Balıkesir gibi büyük illerden de katılım olduğunu söyledi. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da modifiyeli araçların şovunu beğendiğini ifade ederek, "Bugün farklı bir alanda gençlerimizin duygularına ortak olmak için buraya geldik. Heyecan ve adrenalin dolu bir organizasyon. İlçenin farklı faaliyetlere ev sahipliği yapması bizleri de mutlu etti" şeklinde konuştu. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan çok anlamlı bir nikah törenine katıldı. Başkan Gökhan, işitme engelli iki gencin nikahlarını kıyarak mutluluklarına ortak oldu. Çanakkale'de işitme engelli gençler görkemli bir düğünle dünya evine girdiler. Çanakkale Belediyesi'nde çalışan Can Runa ile Gelibolu Belediyesi'nde çalışan Sinem Savran'ın nikahını Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan kıydı. Ve onların çok saygıdeğer konukları bu akşam Sinem ile Can'ın evlilik törenlerinde bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Tabii her iki çiftinde, daha doğrusu her iki tarafında bir özelliği de ikisi de belediyeci. Can Çanakkale Belediyesi'nde çalışıyor, görev yapıyor. Sinem de Gelibolu Belediyesi'nde görev yapıyor. Sinem aynı zamanda nikah memurluğunda çalışıyor. Doğru mu? Evet. Evet. O zaman kendi nikahını kendi kıyabilirdi aslında. Gerçekleşen nikah töreninin ardından Runa ve Savra'nın yanı sıra davetliler düğün töreninde gece boyunca çalınan oyun havalarıyla gönüllerince eğlendi. Ben ağlar, ben ağlar.
15 Temmuz şehitleri iller arası judo müsabakaları Anafartalar Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Efendim 15 Temmuz'un yıl dönümü sebebiyle düzenlenen spor müsabakalarından biri de judo dalındaydı. Anafartalar Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda Türkiye'nin pek çok ilinden gelen çocuklar, minikler ve mini miniler kategorilerinde yarışarak seyircilere heyecanlı anlar yaşattı. Judonun ardındansa sportif etkinlikler, 15 Temmuz şehitleri iller arası masa tenisi müsabakaları ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kupası yelken yarışlarıyla devam etti. Evet sevgili izleyenler, bu akşamlık haberlerimizin sonuna geldik. Bültenimiz ekonomi ve hava durumuyla devam edecek. Bizlere 0286 alan koduyla 213-66-67 ya da 0549-500-1717 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan ulaşabilirsiniz. Çanakkale'den ve Türkiye'den haberdar olmak için Ton TV izlemeye devam edin efendim. İyi akşamlar. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için, bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 la. Paşa Kuyumculuk ekonomi haberlerini sunar. Borsa İstanbul günü düşüşle kapadı. Borsa 2,32 puan düşerek günü 97,098 puandan kapadı. Çanakkale altın piyasasında ise fiyatlar şöyle oluştu. Çeyrek altın 430 liradan, Cumhuriyet altını 1750 liradan, 22 ayar bilezik ise 255 liradan alıcısına ulaştı. Serbest döviz piyasasında dolar 5 lira 71 kuruştan işlem görürken, euro 6 lira 44 kuruştan alıcısına ulaştı. Paşa Kuyumculuk ekonomi haberlerini sundu. Etili Seramik hava durumunu sunar. Alınan bilgiye göre Çanakkale ili ve ilçelerinde bu gecenin en düşük, yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle oluşacak. Çanakkale parçalı bulutlu 18-28, Ayvacık parçalı bulutlu 14-27, Bayramiç parçalı bulutlu 13-29, Biga parçalı bulutlu 13-28, Bozcaada parçalı bulutlu 14-28, Çan parçalı bulutlu 14-26, Eceabat parçalı bulutlu 17-27, Ezine parçalı bulutlu 14-27, Gelibolu parçalı bulutlu 17-27, Gökçeada parçalı bulutlu 18-29, Lapseki parçalı bulutlu 14-28, Yenice parçalı bulutlu 12-28. Bazı illerimizde ise bu gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları da şöyle oluşacak. Ankara güneşli 12-26, Balıkesir güneşli 12-26, Edirne parçalı bulutlu 17-25, İstanbul parçalı bulutlu 19-27, İzmir güneşli 18-32, Tekirdağ güneşli 18-23.
Etili Seramik hava durumunu sundu.